Neden abi? Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan gençlere şirin gözükme videosunda "Sen vardın" diyen kızı İGDAŞ'ta ne işi var? Ne işi var ya? Ne işi var ulan? Sen vardın Kemal Kılıçdaroğlu. kız? Tespit ettim abi ben bu kızı. Nerede bulacağım ben onu tweetimi attıydım. Birisi bulur şimdi. Belki kendi emeğiyle girdi. Aynen kardeşim. Hı hı. Kendi emeğiyle girmiştir. Hepsi kendi... Ulan ilave TV, ilave TV, ilave TV dediğiniz adam. İlave TV dediğiniz adam. Konya altında şoför olarak işe giriyor. Konya altı belediyesinde şoför olarak işe giriyor. İşe girdikten iki hafta sonra Türkiye'yi dolaşarak video çekiyor. Adam işe hiç gitmemiş bile. Bankamatik memuru. İlave TV. Arif. Taktın ilave TV'ye. Taktım kardeşim nasıl takmamak mümkün mü ya? Yani. Bu kız belediyede çalışıyor. Gençlik kollarının yarısı belediyede. Neden? Seçim zamanı bayrak asmıştır. Onun diyetini ödüyorlar. Anladın? Ee, çok nadide bir düşünce. Yani burada Atatürk ismini anmadan konuşmak zaten bu ülkenin her karşı toprağında hassizlik olur. İşte tam da oradayız. Neredeyiz? Florya'da kendi e, keşfettiği alanın yakın çevresini nasıl cennete çevirir bir yönetici? Buna bir örnek. Evet, İyi günaydın. Çağdaş bir kentsek, kişi başı yeşil alanı insanlarımız adına 12 metrekarelere eee oturtmalıyız. Dünyada bu ölçü var. Bizim ne yazık ki kişi başı yeşil alanda 7 metrekareleri ye yeni açtık. Ama bugün kentte e, çok kötü şeyler konuşuyoruz. Yani var olan bir e, havalimanını da yok edip yeşil yapıyorum, havasını atmaya çalışan bir ihanet girişimi var. Ulan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki Atatürk Havalimanı'nı yıkıp millet bahçesi yapan firmanın peşini bırakmayacağız dedi. Ulan o firmaya polis okulunun paha biçilemez arsasını İmamoğlu sattı lan. Bunu yaptınız ya. Lan ne kadar iki yüzlü insanlarsınız siz ya. Lan bari başka firmaya satsaydım be. Ulan o firmaya sattı ya. <laughs> Çenko hoş geldin abi. Hoş geldin Çenko çok sağ ol. Ah be abi Böyle bir ihale yapılıyor ve ihale veriliyor. İhale verildikten üç gün, dört gün önce ne oluyorsa malum oluyor bu firmaya oraya eskavatörle giriyor. Firma hakkında da suç bunu bulunacak. O kıkır kıkır gülen bakanlara sesleniyor. Ulan o firmaya sattı. Delireceğim. <laughs> 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 Hepsi şov arkadaşlar. Hepsi şov. Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Harika bir oyuncu ya. O firmaya da diyor göstereceğim diyor. Hmm, ulan o firmaya o firmaya kamu kamu malını sattın lan sen. Muhteşem bir şovmen herif ya. Muhteşem yani. Atatürk limanı, havalimanı. Eksik bilgiyle yanlış konuşuyorsun. Hayır abi. Onunla ilgili eksik biliyorsun diye bana bir tane yazı attınız. Onu da okudum. Yazıda sadece şu yazıyor abi. Ya işte çok paraya ihtiyacı varmış İBB'nin cartcurt. Ulan 2018'de satılması diye CHP kıçını yırtmış protesto yapmış. 2022'de İmamoğlu sattı işte bu kadar basit ulan. Ağlayın ulan istediğiniz kadar. Ağlayın. istediğiniz kadar ağlayın. 2018'de madem satılması bu kadar elzemdi ve madem satılması bu kadar normal. Neden 2018'de CHP çıkıp götünü yırttı? Burası satılmasın diye. Ulan kendinize ikiyüzlülük yapmayın bari dansözlük yapmayın Dansözlük yapmayın Tamam mı oktroller 2018'de CHP çıkıp neden o zaman ağladı burayı satmayacaksınız diye Burayı satan vatan hainidir polise aittir burası diye Kamuya aittir diye Niye ağladı 2018'de o zaman Madem 2022'de kendi satacaktı Asıl dansöz sensin buram Cevap veremiyorsun işte. Cevap veremiyorsun. Ya buna cevap veremezsin. Buna cevap veremezsin kanka. Çünkü buna cevap yok. Anladın mı? Çünkü sen partizansın. Bu kadar basit. Belge göster. Ya çok merak ediyorsun. Yaz polis. Ee, yaz. Ee, Nerede? Etiler'de miydi? Polis yaz. Atatürk Havalimanı bak yazıyorum bak maymun gibi aratabilirsin. Polis Atatürk Havalimanı İBB sattı yaz. Arsa yaz çıkar. Çıkar. Çıkmazsa da gelsik beni. Ben sözlerden özür özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Ya, madem çok para lazım İBB'ye o arsayı satacak kadar boktan durumdalar. Neden 23 Haziran'da bir geceliğine e, milyonlarca liralık konser veriyorlar Neden Karsu'ya 600 bin liralık konser verdirtiyorlar Madem o kadar para lazımdı ya Bunun gibi 15 tane Konser yapmasın satmasın amına kodumun Arsasını Hadi abi Hadi açıkla 600 bin çerez parası. i̇şte senin paran kanka götüne giyecek donun yok. 600 bin çerez parası diyorsun. Oysa para senin yani. Ağaçta yetişmiyor İBB'nin harcadığı paralar. Senden kesilen vergi harcıyor adam. Benim, et, benim cürmüm ne diyorsun? Alıyorsun bu sakızı kardeşim. sakız 15-20 lira mı? 5 lirasını İmamoğlu'na veriyor veriyorsun harcasın diye. O da Karsu'ya konser verdirtiyor kanka. <laughs> Birileri şunu diyor. Sen belediye reisisin. Hiçbir yere çıkma. Otur yerinde. Bunu hem iktidar söylüyor hem de CHP çevresindekiler söylüyor. Erdoğan Aziz Nesin'le kavga etti Aziz Nesin'le. Canlı yayında. Konu da layıklık. Belediye başkanı. Tamam şunu soracağım ben. Doğrusu bu değil mi? Doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Şu an size soruyorum. Destekleseniz veya desteklemeseniz bugün İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı adaylığını koysa hangisi seçilir sizce? Objektif olarak bakın. Hangisi seçilir? Mansur Yavaş seçilir. Neden seçilir Mansur Yavaş? Neden seçilir abi? Çünkü böyle şovlarla ilgilenmiyor abi. İşini yapıyor. İşini yapıyor. İşini yapıyor abi adam. Ben diyor belediye reisiyim. Ben belediyeyle uğraşıyorum diyor. Ya diyorlar şu olayla. Ben diyor belediyeyle uğraşıyorum abi. Bu kadar. İşini yapıyor adam. Ülkücü geçmiş olan adam. HDP'liye bile soruyorsun. Mansur'a verir misin diyorsun. Valla adamın yamuğunu görmedik ki diyor. Adamın yamuğunu görmedik ki yani. Neden vermeyeyim ki veririm herhalde diyor. başkanı yani. Kimse diyor mu ne işin var senin azimdesinle ne alaka var? İmamoğlu yaptığında canım sen belediye başkanı yerini bil falan diyorlar. Bir ara Mansur'a sallıyordun cevap. Ben Mansur Yavaş'ı beğeniyorum demedim ki. Arkadaşlar bakın siz Arkadaşlar Sizin algı sorunlarınız var. Algı sorunlarınız var. Bakın Çok basit bir örnekle anlatacağım. Hepimiz futbolu biliyoruz. Çünkü Türkiye futbol ülkesidir senin takımın Messi'nin oynadığı takıma karşı futbol maçı yaparken Messi'nin iyi oynamasını istemezsin. O sırada Messi'yi sevmezsin. Ama bu Messi'yi kötü bir futbolcu yapmaz. Çalıştı mı birkaç tane Burada böyle bir dişliler dönmeye başladı mı? Çalıştı mı? Hadi bakayım. Devam. Dönmediyse muz var kanka artık muz. Gerisi muz. Ya bu bu kadar düşebiliyorum. Bunun altı muz seviye. Muzu veririm. Yersin. Başka şeyimiz olamaz seninle. Başka bir etkisi. Muz. Para. çok ama Muz. Mutluluk. O şekilde. Seni sınırların İstanbul'da çevirir falan diyorlar. Doğu Karadeniz turu dedik. Erdoğan kaç defa ziyaret etmiş belediye başkan döneminde? Defalarca ziyaret etmiş. Yani sıralayalım mı? Yani benim Karadeniz gezim var iki gün. Bayburt, Gümüşhane, Erzurum gezim var iki gün. Elazığ gezim var. Bir okul temel atma töreni bir gün yarım günde Diyarbakır, bir buçuk gün. Başka yok. Ya nerede geziyorum ben yani? Erdoğan siyasi yasağını nerede yaptı konuşma daldı? Şimdi buradaki sıkıntı şu. Elbette ki Mansur Yavaş da ya da diğer belediye başkanları da geziyor. Fakat İmamoğlu gezdiği zaman bunu bir şova çeviriyor. Şimdi gezilerinin konuşulmasını istemiyorsa sessizce yapacak gezilerini. Sen kalkıp da ben bir tane otobüs hazırlayacağım. Bu otobüsün içerisinde sadece etki alanı geniş olan gazeteciler bulunacak deyip de içine bir de Nagihan'ı koyarsan o mahalleden de bir gazeteci olsun dersen miting yapar gibi dolaşıp dolaşıp sahaları kapatsan turneye çıkar gibi otobüs konvoyuyla dolaşırsan e insanlar gezini konuşur abi yani. O zaman niye benim gezimi konuşuyorlar demeyeceksin aga bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Yanında Pikachu gezdirir gibi Dagehan Alçı gezdiriyorsun. Sonra vay efendim benim neden konuştular gezimi. Ulan haber olsun diye bir tarafını yırtıyorsun. Haber olsun diye bir tarafını yırtıyorsun. Her cenahtan gazeteci yanına toplamışın gezdiriyorsun. Ondan sonra diyor ki Allah Allah, Allah gezimi neden konuşuyor? Allah Allah neden konuşuyorlar acaba ya? Neden konuşuyorlar? Peşine drone kamera koyduk da öyle izledik. Ulan her, her yerde çıksın diye yırttın kendini. Hatırlıyor musun? Siirt'te. Erdoğan Siirt'te ne işi var? Siirt'te belediye sosyalına gitmişti. Yaptığı konuşma belediyeyle ilgili miydi? Belediye faaliyetleriyle ilgili miydi? Hayır. Vay İmamoğlu geziyor. Yani gürültüsü çok şey. Ne yapayım ben yani? Ne yapabilirim? Dolayısıyla ben işime odaklıyım. Ya bunu da çok yapmacık buluyorum işte. İşte bone takıyor, mutfağa giriyor. İşte şey takıyor. Güvenlik helmeti takıyor işte. inşaat takıyor. Lan otur işte abi ofisinde. Kurmayların olur. Sen ne yapıyorsun sahada? Sen mühendis misin birader? Mühendis mi lan bu arada? Mühendismiş. Yemek falan da atıyor. Ya ne abi? Otur abi. Değil mi? Otur abi sen. Gelsin kurmayın desin ki abi şunu yaptık, bunu yaptık. Peki tamam, okey. Şunu yaptık, bunu yaptık. okey yani terini siliyor falan. Ne gerek var? Ee, ilk sorum, ülke gün Açık aramıyorum abi çok yapmacık görünüyor bana. Oğlum adamı penguan gibi giydiriyorlar bak Barbie giydirmece gibi baksana abi onu çıkarıyor bone takıyor onu çıkarıyor kas tıkıyor. Şuradan itibaren biz desene abi komik değil mi yani bir tek bana komik geliyor olamaz ya. Binbir İmamoğlu laboratuvarda, mutfakta, et üretim tesisinde, metroda, inşaatta halka selamlaşıyor. Kostüm giydirip durmuşlar Riot DLC kostüm çıkarıyor anasını satayım. Bana bir tek ilginç geliyor? <laughs> Çok komik abi. Arkadaşlar bakın 200'lük yapıyorsunuz. Yıllarca Erdoğan'ın Anlamadığı konularda sahaya inip yorum yapmasına güldünüz. İmamoğlu yapınca ne var abi sahada olması iyi bir şey diyorsunuz. Ya arkadaşım Allah aşkına. Allah aşkına ya. Laboratuvarda ne işi var lan Ekrem İmamoğlu'nun? Laboratuvara gidip şey mi diyor? Eppendorf hmm, mu o pipetler? Evet. Ne diyecek oğlum? Ne salak salak konuşuyorsunuz? Ne işi var lan İmamoğlu'nun? Oğlunun? Laboratuvarda... Bir tane müdür olur. Müdüre sorar. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Bunu yapıyoruz. Tamam kardeşim devam et. Yani bir kere iyi bir yönetici olmanın en önemli e, gereksinimlerinden birisi delegasyon yapmaktır. Delege etmektir. Yani işi bilen insanlara görevi dağıtmaktır. Ben her şeyi biliyorum dersen neye dönüşürsün? Şu anki halimize dönüşürüz değil mi arkadaşlar? Her şeye el atarsan ne yapıyorsunuz? Uçak mı uçuyor? 120'de uçmasın mı? Tamam. Ne abi? Roket mi üretiyorsun? Ucuna da taramalı tüfek koyun kardeşim. Öyle giderken fufu fufu yaparak, tarayarak insin. Sen ne yapıyorsun birader? Mantı. Kıyma. Tamam. Olmaz abi. Mantıyı mantı bilen yapacak. Roketi roket bilen yapacak. Anladın mı? Orada laboratuvarda Eppendorf'u Eppendorf bilen kullanacak. Yani ne? Uçağı da pilot kaldıracak. Katılmıyorum. Tamam kardeşim o zaman uçağı cumhurbaşkanı kaldır. Binersin ama o uçağa. O uçağa binersin. Bir de bakın ince nüanslar var sizin görmediğiniz ama bunların hepsi birer mesaj aslında. Mesela bindiği otobüs Dedi ki üstüne basarak dedi ki seçimde kullandığımız otobüs dedi. Seçimde kullandığı otobüse baktığımız zaman otobüs aynı. Tek farkı üzerinde CHP amblemi olmaması. Üzerindeki CHP logolarını söktürtmüş. Neden? Bana sormayın. Siyasette bunlar tesadüfen yapılacak şeyler değil. Erdoğan'ın memleketi bilindiği için bizde... Yok, yani benim daha ha? çok memleketim ya. E, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da doğdu, büyüdü. Kökeni Rizeli ama ben bu topraklarla büyüdüm. Doğdum büyüdüm yani. Bu yöreye dair o benden biraz fakir yani. Benim deneyimim daha yüksek. Bu aynı zamanda iktidarda meydan okumak. Ben buradayım, ben bu sokaktayım ve gezelim demesiydi. Gerekirse Cumhurbaşkanı şerrini de gezelim. Coşkulu alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanlarımızı yerlerine davet edelim. Ve yine kuvvetli o güzel alkışlarınızla, o kıymetli, sevgi dolu kalbiniz, gözlerinizle onu çok bekledik. Sabırsızlıkla bekledik ve heyecanla karşılayacağız şimdi. Ve coşkulu alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bir şey soracağım. Bu bir miting mi değil mi sizce chat? Yani ben... Ee... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden Karadeniz turnesine mitinge çıktı diye sorduğum zaman insanlar dedi ki ne mitingi lan amına kodumun şişkosu adam memleketini ziyarete gitmiş dolaşıp nefes alıp ziyaretini yapıp dönecek falan dediler baya anonslu manonslu miting işte amına <laughs>